Merhaba arkadaşlar, yine bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Yine bir Diamond Comics kutusunda bir gelen çizgi romanlarımızı açacağız. Bu 13 gezegen.com sitesinden almış olduğum fasiküller arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş. Tabii sadece fasiküller yok. Biraz cilt de var içerisinde. Şöyle ufak ufak çizgi romancıklar, Halloween Comic Fest diye çizgi romanlar var içerisinde. Daha çok çocuklara hitap eden bir çizgi roman gibi. Ama olsun. En azından böyle şeyler güzel oluyor. Birkaç dakikalığına da olsa hoş vakit geçirtiyor yani. Şu Spookorama diye. Attack on Titan Anthology. Böyle şeyleri incelemeyi seviyorum ya. O yüzden ne kadar çok koyarlarsa o kadar güzel oluyor. İçinde tabii örnekler de oluyor. O yüzden bilmediğimiz şeyleri de keşfedebiliyoruz bazen. Ve şöyle bir Free Comic Book Day şeyinden. Spirit. Young. We can do Young Terrorists. DC Superhero Girls. Sonic Sampler. Grumpy Cats and Hockey. Grumpy Cat'in bile çizgi romanı var gördüğünüz gibi. Sevimli. Secret Wars. Mega Man. Wow. Bu Free Comic Book Day komikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Keşke biraz daha fazla olsaymış. Fazla Free Comic Book Day komikleri göz çıkarmaz yani. Güzel oluyor ya. Bedava olduğundan değil de böyle şeyleri yani ben ki çocukluktan beri böyle gidip bir yerlerde mesela mikroskoptur şeydir böyle alışveriş merkezlerinden bir şeyler alıp onların içlerindeki şeyleri falan bile fiyatlarına bakıp işte neymiş bu ne değilmiş falan gibi şeyleri incelemeyi seven biri olarak yani bu tür şeyler beni hiç rahatsız etmiyor. Daha da seviniyorum yani. Evet, bunlar beraber, hepsi bir arada böyle gönderilmiş. Yani bütün Spider-Man'ler bunun içinde, bütün Silver Surfer'lar bunun içinde gibi. Ya da öyle olmayabilir, bilmiyorum şimdi. Swamp Thing. Üçüncü mü?
Swamp Thing 3. cilt. Diğerler buradaymış. Swamp Thing 2. cilt. Ve Swamp Thing 1. cilt. Tabi bu Swamp Thing'in eski serisi. Şimdi fasikül olarak çıkıyor. Ooo! Altta da varmış bu Comic Book Day. Şimdi. Superman The Last Son of Krypton. Ha, bundan iki tane var. Evet. Güzel. Ooo! Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures. Evet, güzel. Bu arada yine bir müjdeli haber vereyim. Teenage Mutant Ninja Turtles yani Ninja Kaplumbağaların 1. cildi Arka Bahçe Yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrildi ve çıktı arkadaşlar. Yani bir haftaya falan, haftaya Cuma'ya kadar DNR'lara falan da gelmiş olur herhalde. Ama şimdi bütün çizgi roman dükkanlarında var İstanbul'da. Onu da söylemiş olayım. Animal Man 3. cilt. Yine bir Free Comic Book Day çizgi romanı fasikülü. Hilda demiş. Animal Man 2. fasikül. 2. cilt. Animal Man 2. cilt. Bu da 3. cilt. 1. cilti daha önce almıştım. Infinity Free Comic Book Day. Judge Dredd. Ve Marvel'ın previewsi. Yine ciltlere devam edelim. Jeff Lemire'den Sweet Tooth'un 1. cildi. İkinci cildi. Ve üçüncü cildi. Üçüncü cilde kadar aldım. Zaten hava sıcak, çok fazla bir şey okunmuyor. Yani evlerin içinde durulmuyor bile zaten de, dışarıda da hiç durulmuyor zaten. Yani her yer sıcak. İçerisi dışarısı fark etmiyor. O yüzden hepsini almadım Sweet Tooth'un. İlk 3 cildini aldım. Daha sonra devamını getirdim. Evet. Ciltlerimiz ve Free Comic Book'larımız bu kadar. Evet. Ciltlerimizden sonra aboneliklerimizden gelenler, fasiküllerimiz yani. Marvel DC karışık. Çoğunlukla Marvel ağırlıkta ama DC ile var. Tabii Rebirth'ler falan daha gelmedi 13 gezegene. Sanırım gelecek ay sonunda doğru gelir diye düşünüyorum. Swamp Thing fasikülleri. Bu Swamp Thing'in yeni serisi. Eski serisini de cilt olarak alıyorum. Niye böyle yapıyorum ki? Şuradan kesiversin. Daha sağlıklı olacak. Evet. Swamp Thing'lerimiz. Swamp Thing'i severim.
Dördüncü sayı. Üçüncü sayı. İkinci sayı. Ve birinci sayı. Daha sonra Spider-Man. Birinci sayımız. İkinci sayı. Ve üçüncü sayı. Devam ediyorum. Silver Surfer. Üçüncü sayı. İkinci sayı. Birinci sayıyı almıştım daha önce. Ve Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man'de de en son nerede kaldım hatırlamıyorum ama neyse. Yedinci sayı. Herhalde altıda kalmıştım ama. Sekizinci sayı. Dokuzuncu sayı. Oops. 10. sayı ve 11. sayı. Yani. Bayağı bir fasikül geldi bu siparişte gördüğünüz gibi. Amazing Spider-Man'in bir de yan hikayesi var. Onun şeyleri var burada. 1.4 ve 1.3. 1.1 ile 1.2 vardı bende. Ve Deadpool 10. Deadpool 9. Deadpool 8. Ve 25. Yıl dönümü sayısı olan 7. sayı. Bu diğerlerinden daha kalın. Evet. Deadpool 7. Vision. Vision 3. Vision 2. Ve Vision 1. Spider-Gwen. 5. 4. 3. Ve 2. Bu Spider-Gwen'in eski serisi, yani ilk çıkan serisi, geçen sene çıkan serisi arkadaşlar. 5 sayıydı. 5, 4, 3, 2, 1. Hepsini sipariş etmiştim ben ama. Bir de bir stok hatası olduğunu söylediler. Bir ellerinde var gözüküyormuş ama aslında yokmuş. Bir sonraki ay gelecek. Almak ister misiniz diğer 4 sayıyı dediler. Ben de alayım dedim ne de olsa gelecekse. Elde bulunsun. Bu cilt olarak da çıktı gerçi de. Fasikül olarak bulmuşken fasikül olarak alayım dedim ben. Sadece birinci sayısı yok. Birinci sayısını bekleyeceğim. Gelecek ay gelince bunu da okurum. Ve son fasikül poşetimizi de açalım. Bu Spider-Gwen'in yeni serisi. 7. sayı. 6. sayı. 5. sayı. Ve Gwenpool 1. sayı.
Gwenpool'un sıfırıncı sayısına baktığımda yoktu. İkinci sayısı da yoktu. 0 ile 2 yine gelecek ay gelecekmiş. Onu da artık o zaman yapmış olacağız. Ha, bu arada Vision çıktı buradan ya. 3 tane. 3 tane daha Vision çıktı. Diğer Vision'lara bir bakalım. Bu Vision 1'di. Vision 2. Vision 3. Evet. Vision 4. Vision 5. Son olarak Vision 6. sayı. Benim takip ettiğim sayılar bunlar. Ama yani takip ettiğim seriler bunlar. Fasikül olarak. Daha da fazla var. Yeni abone olduklarım var. Tabii onlar gelmedi. Onlar da herhalde bir ay sonra falan gelmiş olur arkadaşlar. Bunun içinde rebirthler var. Ama onun haricinde yeni abone olduğum Marvel serileri de var. Şimdilik aboneliklerinden elime ulaşanlar bunlar. Ve cilt olarak aldıklarım da bunlardan oluşuyor. Sweet Tooth, Animal Man ve Swamp Thing. Aboneliklerimden gelen fasiküller ise Vision, Gwenpool, sadece birini sayayım, Spider-Gwen, Deadpool, Amazing Spider-Man, Spider-Man ve Swamp Thing. Evet, fasikül olarak tek DC olan gelen şu anda Swamp Thing. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de bu serilerden beğendikleriniz, sevdikleriniz varsa ya da şunu da oku arkadaşım, sen bunu seviyorsan mesela, bunu da seversin dediğiniz seriler varsa onları da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Sizlerin de sayesinde yeni güzel seriler keşfetmiş olurum. Ya da yeni seri değil, eski serilerden cilt haline getirilmiş olan, işte sen Sweet Tooth'u seviyorsun, işte sen Animal Man'i seviyorsun, şunu da seversin veya tamamen alakasız bir şey de olabilir. Şunu seveceğini düşünüyorum, şunu alabilirsin dediğiniz ciltler varsa, işte ya da devam eden seriler varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizin önerilerinizi de bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.